Merhabalar, en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimde Reiki hocalığına başlamak isteyenlere tavsiyede bulunacağım. Çünkü bununla ilgili büyük bir ihtiyaç var. Yani insanlar diyor ki ben Reiki hocası olmak istiyorum. İçimde böyle bir arzu var. Şifa yapmak istiyorum. Ama nereden, neresinden başlayacağım bilmiyorum. Aslında bununla ilgili bir talep olduğu kadar yanlış yönelimler de olabiliyor. Nasıl? Bunu çok görüyorum. Yani hani bilgi iyi de bilginin yanlışı iyi değil. Günümüzde hani YouTube'da olsun, başka yerlerde olsun, Facebook'ta olsun Reiki ile ilgili şeylerin olması çok iyi. Ama bununla birlikte saçma sapan, aslında olmayan, beyni sulandırıcı ve bulandırıcı karmaşık bilgiler de yer alıyor. Bunlardan neden bahsediyorum? İnsan Reiki hocası olmak istiyor ya da Reiki'ye başlamak istiyor. Nereden başlayacağını bilmiyor. Olmayan uyumlamalar, tırnak içinde, tekrar söylüyorum, öyle bir uyumlama yok. İsimlerini söylesem ortalık karışır. Çünkü bunları uyumlayanlar var. Birisi uyumlamış ki ona, o da ona uyumlanmış. Bana diyor ki, hocam şu uyumlama mı daha iyi, para reiksi mi daha iyi, zenginlik reiksi mi daha iyi? İşte X uyumlama, uyumlamanın adını söylemeyeyim. Ondan sonra çünkü o uyumlamayı hala birileri, birçok kişi uyumluyor ama öyle bir uyumlama yok. Ondan sonra öyle bir uyumlama olsa dedim, yorum yapacağım ama öyle bir uyumlama yok. Kişi işte doğru insandan alması çok önemli. Ya da ben değil, sadece benden al demiyorum. Kimden alırsan al, hocan iyi olsun. Gerçekten bu işi iyi bilen birisinden al, uyumlanmalısın. Dünyadaki bu ülkede ya da hangi yerden alırsan al uyumlamanı, hocana çok güvenmelisin. Ve bu işin üstadı olması lazım. Benim söylediğim her zaman bir şey var. 10 tane uyumlamanın olmasına gerek yok. Usul Reiki'yi biliyorsan, usul Reiki ile sadece şifa yapabilirsin. Tek bir sistemin varsa, lavanta levi Reiki ile, biyoenerji şifa uyumlamasıyla, sadece bununla bile şifa yapılabilir. Kur'an-ı Kerim'in gücüyle, Subhanallah enerjisiyle, sadece bunlarla bile, bir tanesiyle bile şifa yapılabilir. Bununla birlikte benim sadece biyoenerji şifa uyumlamasıyla şifa yapan bir sürü öğrencim var. Başka hiçbir uyumlaması olmadan sadece bunu kullanıp gayet güzel şifa yapıyor. Ama ne var biliyor musun? O sistem hakkında yanlış bilgileri değil de bil, yani bil. O sistem hakkındaki her şeyi bil. Bir dosyasını okumuş ol. İşte ne olursa olsun her şeyi bil. O sistemi her konuda kullanmayı bil. Her şeyi kanal yapmış ol. Ondan sonra o sistemi kendin kullan, günlük aktif pasif kullan. Yani sistemi kullan. Ne, hangi insanlarla tanıştım biliyor musun? Böyle aklıma geldiği gibi sohbet, muhabbet şeklinde konuşmayı ben daha sıcak ve tatlı buluyorum. Bana bir insan yazdı. Bana diyor ki 500 tane uyumlamam var. Güzel. Liste de yolladı bana. İçinde gene olmayan uyumlamalar var. Belki birisi cahilliğinden ya da bilmediğinden ya da kurnazlığından bunu uyumlamış onları. Ondan sonra yani öyle bir sistem de yok. İçinde olan sistemler de var ama listesinde. Dedi ki bu kişi ama bunları çalışamıyorum dedi. Bir faydasını da görmedim dedi. Bak nasıl çelişkilerle dolu. 500 tane sistemi var. Az değil uz değil 500 diyor. Buna bir emek vermiş, zaman vermiş. Değil mi? Değer vermiş, yatırım yapmış kendisine. Kullanamıyorum diyor. Çelişki. 5 tane sistemin olur, paşalar gibi kullanıyorsam hayatın değişir. 500 tane ne? Hani 500 tane oluyorsa haydi haydi iyi. Ama senin uçup gitmen lazımdı, çok iyi bir yerde olman lazımdı. Bana diyor ki kullanamıyorum. Nasıl kullanacağımı anlatır mısınız? Çelişkiler arka arkaya geliyor. Dedim ki bunları kullanmayı neden bilmiyorsun? Hani hocan öğretmedi mi? Yok, öğretmedi. Nasıl aldın bu sistemleri dedim. Ya oradan buradan topladım diye yazmış bana. O ne demek? Anlamadım dedim. Ya bazılarını bedava veriyorlar dedi. Bazılarını toplu uyumlamadan aldım dedi. Bazılarının fiyatı çok ucuz dedi. Şimdi toplu uyumlama diye bir uyumlama yok. Hala böyle uyumlamalar yapıyorlar. Hala böyle uyumlamalar yapıyorlar. Ama iki kişiyi bile aynı anda uyumlama yapmak mümkün değil. Eğer böyle olsaydı benim için de kolay olurdu. Ama tek kişiyi
İşte adını yazacaksın bir kağıda, onun doğum tarihini, bilgilerini yazacaksın. Direkt birebir yapılan bir şey bu uyumlama. Toplu uyumlama yok. Dolayısıyla bu böyle böyle toplamış onları. Neyse, nasıl çalışacağım bilmiyorum dedi. Benim reikim var, onu da kullanamıyorum dedi. Ne reikim var dedim. İşte reikim dedi. Adı var mı dedim reikinin. Nasıl bir şeyden bahsediyorsun dedi. Yani adı derken ne demek dedim. Yani bunun reikinin adı yok mu dedim. Her reikinin bir adı olur. Bilmiyorum ki dedi. Yani bak bak, yani cahil cühela. Bu insanın şu anda web sitesi var. Ben hocayım diyor. İnsanları uyumluyor. Reiki'ni soruyorum, bilmiyorum ki diyor. Adın neyden bahsediyorsun diyor bana. Reiki'nin bir adı olur. Yani yüzlerce reiki çeşidi var. Bu insan da hocayım diye geçiniyor. Yani kendini hocayım diyor. Öyle nitelendiriyor. Kimliğini reiki hocasıyım diye tanımlıyor. Bana soru soruyor bu insan. Reikilerimi kullanamıyorum diyor. Ya o zaman sen daha hoca değilsin aslında, öğrencisin. Bilmemek ayıp değil. Öyle değil mi? Güzelce öğren. 500 tane sistemim var, kullanamıyorum diyor. Yani nelerle nelerle dolu ortalık. İşte bunlarla dolu. Ondan sonra ben bu insanı duydum. Mesela gördüm de. Başka insanlardan şundan uyumlandım diyor. Bana soran kadın. Bana soran kadınlar. 500 tane uyumlaması var. Bir tane web sitesi açmış. Bu web sitesine isimlerini yanlış yanlış yazmış. Uyumlamaların isimleri bile yanlış. Ama özgüven süper. Hani cahil özgüveni. Özgüven süper. O biçim yani. Şaşalı bir web sitesi yapmış. Tamam, yap web siteni. Ona bir şey demiyorum. Ama doğru bilgiyi aktar. Aslında güzel olan şu. 10 tane bile olsa o uyumlama hakkında her şeyi bil. Düzgün yaz. Yalan yanlış değil. Eksik değil. Ya da sen öğrencine nasıl faydalı olacaksın ki, kendin kullanamıyorsun. Öyle değil mi? Böyle şeyler. Şimdi nereden alırsan al, evvela doğru insandan seç. Benden niye bilgi vermiyorum bunu? Bu kanalı kurmamdaki sebep bilgi vermek. Başka bir şey değil. Bilgi vermek. Kendimi bir YouTuber olarak da nitelendirmiyorum. Bilgi veren insanım. Spiritüel konularda, şifacılık konuda ve Reiki konusunda bilgi aktaran insanım. Bu kadar. Ve çeşitli kirli bilgiler var. Doğru olmayan bilgiler. İnsanlara bunların doğrusunu anlatmam gerekiyor diye çıktım bu yola. Şifacının rehberini yazarken de kalbimde bu vardı. Uyumlamalar grubunu kurarken de kalbimde bu vardı. Bunları anlatayım ki düzgün kullansınlar. Çünkü o kadar saçma sapan ki insanlar daha aktif pasif çalışmayı bilmiyor. Reiki'nin adını doğru kullanamıyor. O kadar saçma sapan ki ben enerjiye bağlanıyorum deyince akıyor mu diyor. Böyle mi çalışıyorsun dedim. Yani hocan hiçbir şey söylemedi mi? Hocam bana yanıt vermiyor ki dedi. Yani hocam, peki o uyumlamayı almadan önce hocanınla konuşmadın mı? Yani siz bana yanıt verecek misiniz? Diyelim ki bir dosya yollayacak mısınız? Dosyamda nasıl kullanacağım yazıyor mu? Bunları sormadın mı? Dedim. Sormamış. Böyle. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Sana eğer sen Reiki hocası olmak istiyorsan ama hangi uyumlamalarla başlayacağını bilmiyorsun. 4000 tane uyumlama var. 4000 tane. Ortalama olarak ben saydım, ondan dolayı söylüyorum. Ve 4000 tane uyumlamaya kanal olduğum için söylüyorum. Şimdi nokta atışı çok az uyumlama söyleyeceğim sana. Çok az. Niye? Şimdi sen bir yerden başlamak istiyorsundur. Nasıl başlayacağını bilmiyorsundur. Ben sana 500 tane ya da 50 tane uyumlama söyleyip senin kafanı karıştırmayacağım. Çok nokta atışı. Tek tek söyleyeceğim. Bir insanın çok fazla sıkıntısı olmaz. Bir insanın ya sağlık problemi olur, ya aşk problemi olur, evlilik problemi olur, para sorunu olur, şans sorunu olur. Bitti. Bunun dışında çok az insanda bilinçaltının temizlenmesini ister. Ve bunlardan daha azı da medyumluk yeteneklerinin açılmasını ister. Sana bunlar için tek tek uyumlama önereceğim. Sağlık problemleri için biyoenerji şifa uyumlaması tek seviye. Aşk problemleri olan insanlar için aşk reikisi tek seviye. Evlilik reikisi olan insanlar için evlilik reikisi 3 seviye. Para reikisi, para problemleri olan insanlara önerebilirsin. Şans reikisini şans, kısmet, bereketi
Hani böyle bir iş yaptım, sürekli batıyorum, bir türlü kapılarım açılmıyor, türlü aksiliklerle karşılaşıyorum yeni insanlara. Şans ilgisi çok etkili. Ben medyumik yeteneklerimi nasıl açabilirim yeni insanlara? Evvela altın üçgen şifa sistemini başlangıç aşamasında önerebilirsin. Tüm melek enerjilerini önerebilirsin. Tüm çakra güçlendirmesi herkese derman. Onu her insana iyi gelebilir. Çünkü hiçbir olay, davranış, durum, başımıza gelen durum yok ki bir çakra ile alakalı olmasın. Dolayısıyla bunu da önerebilirsin. Sadece bu kadar sistemin sahip olduğunda, sadece bu kadar sisteme sahip olduğunda çok güzel şekilde şifa da yaparsın, uyumlama da yaparsın. Niye? Kişi sana geldi. Aşk problemi var. Sen bu insanı aşk reikisiyle istersen aşk kapısını şifalandır. Bir saat uzaktan şifa yap ya da ona aşk reikisini istiyorsa uyumla. O da kendi kullanır böylece. Ona sorabilirsin. Sana şifa mı yapmamı istersin, uyumlama mı yapmamı istersin diye. Böylece bir yerden başlamış olursun ve kendini geliştirirsin. Bu konu, Reiki konusu, deniz derya bir konu gibi görünebilir. Acayip okyanus bir konu gibi görünebilir ki öyle de. O yüzden ben sana tek tek ayrıntı ayrıntı çok da kafanı bulandırmadan, karıştırmadan anlatıyorum ki kafan karışmasın, tane tane olsun, net olsun diye. Çünkü aslında o kadar da zor değil. Ama yeni başlayanlar için, bu işin içinde olanlar için ya da çok araştıranlar, kafası epey çoktan karışmış olanlar için pek de o kadar kolay olmayacak. Çünkü 4000 tane uyumlama, kafası karışmış. Millet başka başka şeyler söylüyor. Ondan sonra hangisini alacağını bilmiyor. Çok sisteme sahip olması gerektiğini sanıyor. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Bu kadarcık sistemle bile Reiki hocalığı yapabilir ve bir yerden başlayabilirsin. Önemli olan senin doğru bilgiyi alman, iyi eğitim alman ve kendine ve başkalarına şifa yapabilmeyi öğrenmen ve Reiki'yi uyumlayabilmeyi öğrenmen. Bir sistemin son aşamasına geldiğinde zaten uyumlama yapma yetkisine sahip olursun. Her uyumlama son aşamasında değil, tek seviye ise eğer tek seviyede de uyumlama yetkisini verir. Bunu da zaten sana nasıl uyumlama yapacağını hocam anlatacaktır. Dolayısıyla bu kolay ki bununla birlikte Şifacının Rehberi kitabımda hem nasıl şifa yapacağını, hem yakından nasıl şifa yapacağını ya da uzaktan nasıl şifa yapacağını tane tane hiç bilmeyen bir insanın bile anlayabileceği şekilde anlattım, yararlanırsın. Bir de baktığın karşıdaki kişinin bilinçaltı çok böyle negatif, vesvesesi, tasası, geçmişe ait kayıtları çok negatif. Bunu gördüğün zaman da Andromeda bilinçaltı temizlik uyumlamasını ister ona şifa yapabilirsin ya da ona bununla uyumlama yapabilirsin. Ve bir de fark ettim karmaları var. Nasıl fark edebilirsin karmasını? Hep aynı problemleri yaşıyorsa, hep aynı sorunları yaşıyorsa demek ki o yaşadığı hep aynı başına gelen şey onun karması. O insana da istersen Sirius karma iptal uyumlaması 7 seviye. Bununla ya uyumlama yapabilirsin ya da şifa yapabilirsin. Bunu böyle söyleyebilirim. Kısaca bu kadar sistem bile senin başlangıç aşamasında. Başlangıç aşamasında işine yarar mı? Yarar. Biyoenerji formlaması tüm sağlık sistemlerinde sağlık konusunda geçerlidir ve karşıdaki insanı şifa yapmanda yararlı olur. Ayrıca tek seviye olduğu için bununla uyumlama da yapabilirsin. Bu kadar sistem derli toplu. Bu kadar sistem. Bak kaç tane söyledim. Biyoenerji formlaması, aşk reiki, evlilik reiki, para reiki, şans reiki. Ondan sonra altın üçgen şifa sistemi. Bu kadar. Bu kadarla başlangıç yapabilirsin. Bu kadarla bile. Çok fazla uyumlamaya bile gerek yok. Ama önemli olan sahip olduğun uyumlamalara yetkin ol. O konuda bilgin olsun. Dosyasını güzel oku, çalış, kendi üzerinde aksın. Gerçekten bu işi yapmak istiyorsan bu bir başlangıç olabilir. Evet. Bunların her biri spiritüel mevzular. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. Bu soruyu soran çok okuyucum vardı ve bunu da yanıtlamak istedim. Senin de en yüksek versiyonunda yaşamanı ve sözleşmeni gerçekleştirmeni niyet ederek sevgilerimi sunuyorum.